Herkese selamlar. Aleyküm selam, Ali Erhan, hoş geldin. Nasılsın Ali Eren? Evet. 2021'inde ilk yayını Euro Truck Simulator 2 ile oldu arkadaşlar. Böyle bir yayınla giriş yapalım. Ve bundan sonra da devamı gelir yavaş yavaş. Allah iyilik versin kardeşim. Evet. Yayında bir sıkıntı var mı? Benim ekranda mı? Arada bir böyle yükleniyor gibi oluyor. Şunu da kapat. Arka sokakta izliyordum. Telefondan baktım. Yayın açmışsın, geldim diyor. Sağ ol kardeşim. Saatte var mıydı ya? Evet, inşallah bir yayında sıkıntı yaşamayız. Evet, bu sefer de yeni bir otobüs modu. Şimdiye kadarki en iyi otobüs modu olduğu söyleniyor. Öyle de gözüküyor arkadaşlar. Tabii Artvin SES8'i de var. Zaten şirketimiz Artvin'de. Hem nakliyat hem de tur firmamız var demiştik. Bize özel de bir skin yapsalar güzel olur aslında, değil mi? Bir kurt turizm diye. Bu kedim bir rahat vermedi diyor. Bütün gece uyutmadı diyor. Küçük müydü kedi Ali Eren? Yoksa büyük mü? Şöyle bir hemen bakalım. Geçenlerde diyeyim biraz oldu arkadaşlar. Yayın yapmıştık. Riga'ya kadar gelmiştik. Riga'dan devam edeceğimizi söylemiştik. Sonra öyle kalmıştı. Burada yolcuları otele bırakmıştık. Buraya girememiştik arkadaşlar. Ben girdim ama şuradan çıkmıyoruz. İleriden çıkacağız. Yolumuzu öyle yapmak zorundayız. Otobüs önünden yolcular alacağız. Şu an binmiş görünüyorlar. Diğerleri hiç dışarıda biraz havalıyorlar. Kalkana kadar böyle sigara molası diyebiliriz. Evet, şimdiye kadarki en iyi otobüs modu. Arkadaşlar. Bakın, her şeyine kadar yapmışlar. Bakın buralarda var mı? Yeniliğin sesi. Artvin ses. Otobüsün içine gideceğiz. Bir dakika, şöyle çık dışarısı. Ben şu an bir ekranı göremeyeceğim arkadaşlar. Mouse'u kullanırken, tekerleği çevirirken sayfayı da indiriyor aşağı. Arkada herhangi bir şeyler var mı? Bakıyoruz. Buradaki herhalde kamera mıdır? Bakın, her şeyini yapmışlar. Şöyle en aşağıda BlueTech, şöyle gel. Şöyle sol taraftan görebiliyor musun? Ya da şuradan. Evet. Her detayına kadar çok güzel yapmışlar. Şöyle
Evet, sesini de duydunuz arkadaşlar. Şöyle biz bir kapıları da açalım. Şaka değil herhalde bu. Aa. Bende niye olmadı? Valla hiç denemedim aslında. Kapı açılıyor mu bakmadım, ona bakmadım. Açılıyor diye şey yaptım. Cam açılıyor ama gördüğünüz gibi cam açık. Neyse, kapı çok önemli değil. Varsa bir yöntemi bunu da buluruz. Büyük abi diyor. Tüy yumağı demek. Rahat bırakmadı seni. Şöyle içine doğru girelim. Dışarıda arkadaşlar şöyle turuncu renk olduğu için aslında mavi kırmızı da ayarlanabilir. Koltuğun rengi, kaplaması, her şeyi çok güzel. İçine girsene ya. Evet. Koltuk başları turuncu. Bu otobüs modlarını yapan tabi arkadaşlar oyuncu biz mod emeği geçenlere buradan teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel bir mod. Turizma'da beğendiğim bir mod oldu bu da. Neoplan'dan sonra güzel bir moda benziyor. Bir aksilik yaşamazsak. Şimdi içerideki aydınlatmayı göstereceğim arkadaşlar. Bir şöyle şoför aydınlatmasını açtığım zaman mavi aydınlatma var. Kapayabiliyoruz böyle. Yavaş yavaş kapanıyor. Evet. Gördüğünüz gibi aracın farlarını, parklarını açtığımız zaman iç aydınlatma, yolcu aydınlatması turuncu renk yaptığım için turuncu rengi seçtim. Diğer renkler de mevcut. Açıp kapanabiliyor. İsterseniz şu yolcu, ay şoför ışığını da açtıktan sonra hem turuncu hem mavi ışıklarla beraber aydınlatma oluyor. Aracın içi. Evet. Şöyle bakalım. İç aydınlatmanın renginden dolayı kırmızı mavi renkler, turuncu. Evet. Çok güzel yapmışlar arkadaşlar. Şöyle ayarladım da ne oluyor? İçindeymiş gibi oluruz herhalde, değil mi? Yayına gelenler beğen atarsa sevinirim diyeceğim. Yayında şu an çok kimse yok. Benim bu yayında bana göre bir sıkıntı var gibi geliyor ama. Niye ya, ben önceden böyle olmazdı. Benim yan ekranda niye böyle oluyor? Bu neye bağlı acaba? Böyle yayına katılanlar olursa güzel olurdu. Hem sohbet ederdik hem de yolculuğumuz uzun sürecek. Malmö'ye kadar gidelim. Orada garajımız vardı. Orada garaj alalım. Burada biz garaj aldık mı? Almadık herhalde. Neyse. Artık bu bizim Ünal Turan'ın Ferrari'sin kornası mı ya? Otobüsün kornası böyle mi acaba? Evet. Artık geçen getirmiştik yolcuları farklı bir otobüste. Şimdi de diğer otobüsümüz geldi buraya. Riga'dan kalkacağız. Malmö'ye kadar yolumuz var arkadaşlar. 1568 kilometre. Evet. Evet. Şu anlık diğer küçük aynalara ihtiyacımız var mı? Yok gibi. Otobüsün aynaları bozulmadıysa yolumuza devam edebiliriz.
Evet. Rota tekrar hesapla. Yeni rota bulunuyor. Tekrar hesaplanıyor. Abo. Ters mi geldik? Buradan geçebilir mi? Buradan yol vardı ama ya. Dr. Fish, much love. Welcome. Much love. Seviler mi dedi? Birazcık kırıp dökeceğiz. Ben direkt otelin oraya... Bu direği kim koydu buraya ya? Yayın var mı yok mu? Ali Eren, çok teşekkür ederim kardeşim. Tekrardan üyelik aldın. Yayın devam ediyor mu Ali Eren? Bir dakika, ben bu sayfayı bir yenileyim. Evet. Alarm modu olmasa aslında yeşil görünecek. Moderatörlük şey olmasa. Evet, şimdi geldi ekrana. Ali Eren'in sponsorluğu. Sağ ol kardeşim. Türkiye'yi gezdirdim. Riga'dayız. Ali Eren. Daha sonra yapacağız ya. Artvin ses var. Bu otobüs güzel görünüyor. Ya benim şu yan ekranda izlemekte bende mi sıkıntı var ya? Beni de etkiliyor. Anlamış değilim. Şöyle yapsak ne olur? Şöyle mi yapalım? Bir küçük geriye alsak mı? Bu arada haritada yol görünmüyor. Ben nereye gidiyorum acaba? O da var. Evet. Biraz böyle alalım. Bir dahakine Türkiye'yi gezeriz arkadaşlar. Şehirleri Kıbrıs'a geçeriz hatta. Vallahi ben korkuyorum. Şu an şeyde görünmüyor. Ne yapacağız? Ben bir yere girdim ama bir yol bulmam lazım. Şuraya gitmemiz lazım. Otelin oraya gireyim dedim. Olanlara bak ya. Şöyle gidelim. Çarpmayalım. Ama sonra izin vermeyecek biliyorum. Oh, çıktık güzel. Ya yapma ya. Yan yolda da geçemiyoruz.
her yer kapalı ya. Önceden böyle değildi ki bu oyun. Bu direksiyon çok hızlı dönüyor. Bir değişiklik var. Buradan da çıkamıyoruz. Solda kalın ve sonra sola dönün. Aynen, yol kapalı. Sola dön. Şansımı deniyorum, bir yerlerden çıkar diye ama. Böyle gidiyor ama. Yani burayı kullanmaya izin vermiş. Şimdi çarpacaktır. Hadi hadi çık şu yola. Çık. Adamsın. Diğer yola geçebilirsek çok güzel olacak. İşte bu olmadı. Başka yol yoktu. Böyle yaptık artık. Ben elbette çıkacak diye şey yaptım ama oraya girdikten sonra. Birebir düz ilerleyin. Ali Eren'den. Bir dakika. Senin üyeliğin şeyi ekrana dolduracağım, şarj önüne gelsem olur mu? Olur Ali Eren. Bu arada yayın nerede şu an? Yola çıktım, şey yaptım ya, sıfır kamerasında geçtim oraya. Ama yo, bir ilginç bir yan ekranda acayip bir şey oluyor ya. Ekrandaki yazı oynuyor ama oyun oynamıyor. Olayı çözemedim. Bu benim yayındaki şeyler var ya, aksilikler. Beni deli etti. Evet, şu gerçekliğe bakın ya. Ne güzel direksiyon. Evet, hadi bakalım. Bir iki saatlik bir yayın yaparız. Yetişebilirsek Marmara'ya kadar gideceğiz. Evet. Yayında bir gecikme mi var ya? Evet, şu ana kadar ki en gerçekçi otobüs modu deniliyor. Gerçekten güzel ses mesi içi dışı. Güzel yapmışlar Mercedes-Benz Turismo'yu. 2018 model herhalde. Ocak ayında olur mu bilmiyorum ama yakında yeni sistemle belki grafik kartının yükselişi, yani üst modelleri çıkardığımızda bir aksilik olmazsa yine iyi bir ekran kartı olacak. Güçlü bir işlemciyle belki yayın daha güzel, daha net. Oyunda daha net bir görüntü olacak diye düşünüyorum. Grafik modunu düşünmeden. Şu an düşürdüğüm için. Allah senin var ya. Kaza olmuş. Ama ben beklemiyordum tabii. Ah, çok kırdık. Buradan geçer miyiz?
güzeldi. Bir saniye arkadaşlar. Sayfayı bir yenileyim. Geriden geliyor. Bir yandan kendi yayınımı da kontrol etmem gerekiyor. Ama abi bu kadar yayın geride mi ya? Nasıl olur ya? Awesome work bro. Welcome. Welcome. How are you? Nasıl olur ya? Bir de telefonun ekran telefondan bakalım arkadaşlar. Gerçekten geride mi yayın? Ama yani bayağı bir geride. Ana sayfada farklı bir kapak resmi var. Ama videolara girdiğimde yapmış olduğumuz yeni kapak resmi var. Mrs. Sim, Neil like my friend. Welcome, thank you. Yerde bir sıkıntı var ama ha var ya, nerede ne var onu merak ediyorum, çözemedim gitti. Lütfen 4 saniye bir animasyon karısı frekansı kullanın diyor. Ben bunu hiç yayındayken yapabilir miyim? Ne yapabilirim acaba? Şunu şöyle yapsam ne olur? Başka ne yapabilirim acaba? 30 FPS'e bağlı çıkış CBR. Ya ben bunu anlayamadım ama Ali Eren bana yazdığında, benim şarjım az gidiyorum dediğinde ben cevap verdim de duyduysa. Ama görüntü ben yani ve telefondan da geriden izleniyor. Şu an çözemedim ya. Bir bakalım Ali Eren bir gelince ya da birisi gelince bir aynı zamanda konuşuyorsak eğer. Oo, tanker yanıyor, alev alev. Geçmiş olsun. Abi bizim internetimizden mi kaynaklanıyor? Yoksa bilgisayarımızdan mı?
biraz şöyle sabrederim, 15 gün, 20 gün, 1 ay kadar değişecek her şey. Belki o zaman rahatlarız, bir aksilik yaşamayız canlı yayında. Bu ne ya böyle ya? Bayağı vaktimiz gitti. En az bir 20 dakika var. Evet, otobüs güzel. Güzel de kontrol ediliyor. Oyuncu biz. Araç modlarında bir el atsanız var ya, çok süper olur vallahi. Otobüsleri güzel yapıyorlar. Bir de araç modlarını yapsalar mükemmel olur. Müthiş olur, müthiş. Tayfası, aleykümselam, hoş geldiniz. Şu an yayında bir sıkıntı var mı ya? Gelmişken size soralım. Yayın duraklıyor mu şu an? Cevap verirken aynı anda izliyor musunuz? Gidiyorum şu an. Rampa aşağı biraz indim. Benim yan ekranda durdu, donuyor. Bayağı bir geride. Neyse, şöyle yaklaşık bir ay olur. Ondan sonra sistem değişikliği. Bayağı bir rahatlayacağız artık. Böyle aksilikler yaşanıyor her anda. Düz ilerleyin. Abi otobüse Fethiye gitsen diyor. Şu an Türkiye'de değiliz kardeşim. Arada bir Türkiye'de dolaşıyoruz. Bir ara yapalım zaten. Az önce de yayında demiştim. Oralardan geçip Kıbrıs'a doğru. Şimdi rotamız farklı yerde. Letonya Liga'dan çıktık. İsveç Malmö'ye kadar yolumuz var. Abi neden bekliyoruz? Şu an sesim geliyor mu? Sen yazdığında, cevap verdiğinde aynı anda mıyız? Ama yayın farklı yerde mi? Yok artık yani. Chat'ten yazıyorsun, cevap veriyorum. Ama izlediğin yer geriden. Bayağı bir geriden. Duruyormuş gibi gösteriyor. Niye duruyor aslında? Hatta o kadar da çok durmadık. Bir ara bir şey yaptık ama. Orada bir kaza yapmıştım yine. Bir şey olmuştu. Ayarları yapmaya çalışıyorum ama. Ya abi ne oluyor ya? ETS2'de mi sorun var? Yayında mı sorun var? YouTube'da son birkaç canlıdır aynısını yapıyor. Ya diğer yayınlar, diğer kanallarda yayın yapsak, hadi yayın kalitesi düşebilir, internetin şeyine bağlıdır veya donma kasmalar olabilir. Ama böyle bir şey görmedim ben ya. Ben şu an ilerliyorum. Hatta bir 200 km civarında kalktığımdan beri mesafe gittik.
Ya ne oluyor arkadaş bu ETS2'yi açınca yayına ya? Yine de çarptı. Neden olabilir? Neden olabilir? Ali Eren bana yazdığında benim şarjım az gidiyorum dediğinde ben cevap verdim de duyduysa, ama görüntü ben yani ve telefondan da geriden izleniyor. Üf. Şu an yayın bayağı bir geriden geliyor herhalde. İzlemedim ya. Olacak iş değil ya. Düşük gecikme. Normal gecikme. Ali Eren bir gelince ya da birisi gelince bir aynı zamanda konuşuyorsak eğer. Ben bu yanı bir daha bağlayayım. Kapatıp bir daha açayım.